Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, televizyonları başında bizi izleyen Yüce Türk Milleti, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Maliye Bakanlığı ve Gelir Dairesi Başkanlığı bütçesi üzerine konuşacağım. Konuşmamda esas itibariyle biraz geriye giderek analiz yapacağım. Üç konuyu işlemeye çalışacağım. Türkiye'de enflasyon ve kamu maliyesi artı bir miktarda dış dengeden bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz Aralık 1999'da 57. hükümet döneminde Türkiye bir program başlattı. Bu programın adı esas itibariyle iki adı vardı. Yaygın kullanılan adlarından bir tanesi dezenflasyon programıydı. Çünkü biz 2000 yılında 99 yılında bürokraside olan bütün arkadaşlarım için geçerli bir kısım raporlarımızı yazarken hep şöyle başladık cümleye. Çeyrek asırdır devam eden kronik yüksek enflasyon diye. Şimdi bugün enflasyon %10'un altında, fakat tabii Türkiye buralara nasıl geldi ona bir miktar bakmamız gerekiyor. Size birkaç rakam vereceğim. Seri şu andaki seri 83'e kadar gittiği için ben de 83'e kadar gideceğim. 1983-1999 döneminde ortalama enflasyon, kullandığım bütün rakamlar arkadaşlar TÜFE 12 aylık enflasyon rakamıdır. %66,5. Bakın Türkiye'nin 99 yılına kadar 17 yıl ortalaması %66,5 enflasyonda. 90-99 alırsak onun içindeki 10 yılı %78,8. Bir program başlatılıyor 99'da. Az önce bahsettiğim gibi dezenflasyon programı diye bir program başlatılıyor. Bu programda ciddi işler yapılıyor. Birazdan onun detaylarını da söyleyeceğim. Ve bu programın sonrasında 2002 yılına gelindiğinde enflasyon %29,7'ye iniyor. Hedef kaç? 2002 hedefi %35. Belki de tarihinde ilk kez Türkiye hedefin altında bir enflasyon gerçekleştiriyor. Evet, bugün bakınca %29,7 yüksek gelebilir ama %29,7'yi nereden aldığımıza dikkat etmek lazım. Yani Türkiye 25 yıldır Türkiye'nin her şeyini tahrip eden bir enflasyon sürecinden sonra 2002 yılında %29,7'ye getiriyor enflasyonu. Bu hatta 1983, az önce seriden bahsettim, 83'te başlayan serinin en düşük enflasyon rakamıdır %29,7. Şimdi dolayısıyla iktidar grubundan arkadaşlarımızın hani böyle yeri geldikçe eleştirirler ya, 2002'de şöyleydi böyleydi. 2002'deki hükümet 69,7 ile aldığı enflasyonu 29,7'ye düşürmüştür. Ama bundan daha önemlisi, enflasyonun ondan sonrasında düşmesini sağlayacak bir süreç başlatmıştır. Onun bütün yapısal tedbirlerini almıştır. Merkez Bankası bağımsızlığından, örtük enflasyon hedeflemesinden, kamu maliyesini sıkılaştırmasından ki birazdan anlatacağım, yapısal reformlarından bütün tedbirlerini almıştır. Aynı trend o hükümetle de devam etmiş olsaydı enflasyon çok hızlı bir şekilde tek haneli basamaklara 1-2 yılda inecekti. Bundan eğer bir miktar bana güveniniz varsa bundan yani emin olun. Şimdi bu programı, işin diğer bir yanı da, bu programı, program iyi bir programdı. Hani böyle IMF falan filan diyoruz da bu programı da daha sonra gelen Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti de 5,5 yıl boyunca devam ettirmiştir. Kötü mü yapmıştır? İyi yapmıştır. Memleketin hayrına bir şey yapmıştır. Ama tabii bunu IMF ile bir program yaptığını, IMF ile programı yürüttüğünü, IMF'den de yardım aldığını da unutmamak lazım. Dolayısıyla bir anakronizm hatasına düşmemek lazım. Bugün %8-10'luk enflasyon derken sanki Türkiye böyle hep 8'den 10'dan gelmiştir diye bir anakronizm hatasına düşmemek lazım. Geçmişe teşekkür etmek lazım. Geçmişte yapılanlara bugünkü enflasyon için. Mesela ben size şunu söylemeyeceğim. Efendim işte Erbakan hükümeti döneminde nihayetinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nüvesini oradan alıyor. Enflasyonun 95 yılında %76 ile aldı. 96'da %79,8'e yükseltti. 97'de %99'a yükseltti. Tekrar demeyeceğim. Bakın 96-90 enflasyonu %80 ve %100'dür. Şimdi bunlar böyle küçük siyasetler yapmamak lazım. Enflasyon meselesini bugün de bir sürü konuşma oldu. Hakikaten çok çirkin oluyor böyle. İşte şöyleydi de böyleydi falan. Bunlara biraz yapısal bakmakta fayda var. Hatta ben şunu da yapmayacağım. İşte efendim bugün Avrupa Birliği'nde en son Şubat'ta enflasyonu %0,3 geldi. Bugün dünyada gelişmiş ülkeler kısmında enflasyon negatif neredeyse. Ama bizim için bir gösterge midir? Değildir arkadaşlar. Biz gelişmekte olan ülkelerin enflasyona bakacağız. Çünkü enflasyon sepetlerimiz farklı. Oralarda %4'lük, %5'lik enflasyonlar var veya %3'lük, %4'lük. Ülkesine göre değişiyor. Yani hata şeyleri teknik olarak doğru, düzgün, dürüst analizler yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi diğer bir konu.
Türkiye'nin başarılı olduğu bir konu. Türkiye dezenflasyon sürecinde özetle başarılı olmuştur ve bu süreci 57. hükümet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de koalisyon ortağı olduğu 57. hükümet başlatmıştır. Yapısal tedbirlerini almıştır. Altyapısını güçlü kurmuştur. Ondan sonraki gelen hükümetler de devam ettirmiştir. Ha %5 enflasyon hedefimiz var şimdi. Yani en son 8,8 geldi. %5 enflasyon hedefinin çok uzağındayız. Şu anda 5'e göre 8,8 enflasyon başarılı mıdır? Başarılı değildir. Yani enflasyonu %5'lere mutlaka getirmemiz lazım. Çünkü bütün ekonomik ajanlar sizin hedefinize göre tedbirlerini alıyorlar. Şimdi diğer bir husus, kamu maliyesi hususu. Türkiye kamu maliyesinde de başarı göstermiştir özet itibariyle. Birazdan detaylarını vereceğim. Yine o programın, az önce dezenflasyon programı dediğim programın bir adı da kamu açıklarını düşürme programıydı. 90'lı yıllar boyunca kamu açıkları hep milli gelire oran olarak %10'larda seyretti. Ve yüksek, çok ciddi kamu açıkları oldu. İşte arkadaşların bahsettiği gibi işte verginin önemli bir kısmı kamu faiz ödemelerine gidiyordu. Bu şekilde o program 99'da başlatılan programı ve ondan sonraki şeyleri şöyle faiz dışı fazla arkadaşlar bu uluslararası bir göstergedir. En temel göstergedir esasında faiz dışındaki bu IMF tanımlı veya program tanımlı dediğimiz dengedir. Faiz dışındaki ve o bir defalık gelirler dışında kamu maliyesi nasıl görünüyor? Bakın 99 yılında 1,8 negatif. Yani faizin dışında dahi bütçe, daha doğrusu kamu dengeleri eksi. Milli gelirin 1,8'i kadar eksi veriyor. Aynı az önce başlattığım programla ve çok başarılı bir programdır. 2000-2002 döneminde, 57. hükümet döneminde faiz dış fazla %3,2'ye yükseltilmiştir. Alınan noktaya lütfen çok dikkat edin. Bu öyle kolay bir şey değil. Yani 99 yılında Aralık ayında depremden bir hafta sonra şu mecliste, şu parlamentoda sosyal güvenlik reformu gibi bir reformu çıkarmadığınız zaman bu başarı elde edilemezdi. Ondan sonrasında AKP döneminin ilk döneminde, ben bu dönem hep diğer dönemden ayırırım biliyorsunuz. 2003-2007 döneminde, Sayın Bakan da zaten bunları biliyor, 4,6'ya çıkmıştır kamu faiz dışı fazlası. Başarı, yani program orada devam ettiriliyor. Ne zaman ki programdan vazgeçilmeye başlanıyor, işte bir kısım şeyler, küresel kriz, başka etkenler, Türkiye'nin kötü yönetilmesi özeti itibariyle daha sonrasında faiz dışı fazla 0,8'e kadar geriledi. Şimdi dolayısıyla bugün övündüğümüz, özellikle iktidar grubunun geçmişe hiç bakmadan övündüğü bazı şeylerin altında bu başarı vardır. Bu başarının temelinde de o günkü 57. hükümetin aldığı tedbirler vardır. Çok kısa kamu maliyesine ilişkin bir iki tane buradan örnek vermek istiyorum. Neler yapıldı da bu başarı geldi? Başarı kendiliğinden gelmiyor. Sosyal güvenlik yasasını az önce söyledim. Kara deliklerimiz vardı. Bütçe diye bir şey yoktu. Bütçede diyelim ki 10 harcanıyorsa bütçenin dışında 20, 30, 40 harcanıyordu Türkiye'de. Bütün fon sistemi tasfiye edildi. Çünkü verimsiz, kara delik, kaçak. Döner sermayeler ciddi ölçüde azaltıldı, ıslah edildi. Bütçenin kapsamı genişletildi. 97 tane kamuya yük getiren kararname, işte bilmem kime elektriği ucuz ver, şunu şunu yap, buna bunu yap kararnamesi. 97 tane, belki 50 yıldır ülkede uygulanan kararnamelerin 97 tanesi kaldırıldı yük getiren. Ödeneksiz harcama yapan sistem kaldırıldı. Bugün Maliye Bakanımız tekrar bu sistemi çalıştırıyor. O yüzden ben hep ikaz ediyorum. Bu Türkiye'nin hayrına değil. Yani ödeneksiz, onunla detaylarına girmeyeceğim. Plan bütçe konusunda biz bu eleştirilerimizi çok yaptık. Az önce bir miktarda CHP milletvekili arkadaşımız da ifade etti. Stratejik planlama, stratejik yönetim anlayışı o gün getirildi. 5018 sayılı yasa Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti döneminde çıkartılmış ama bütün çalışmalar, altyapı çalışmaları, ben de uzman olarak ve yönetici olarak çalıştığım kamu mali yönetim çalışmaları da yine 57. hükümet döneminde tamamlanmıştır. Dolayısıyla altyapı 99-2002 döneminde ciddi ölçüde hazırlandı. Ondan sonra bu süreç devam ettirildi ve Türkiye kamu maliyesi alanında özellikle 2007-2008'e kadar müthiş bir başarı gösterdi. Bugün eğer biz işte az faiz ödüyorsak, yine de o faiz çoktur ama geçmişe nispetle az faiz ödüyorsak buralara müteşekkiriz. Orada da bu ülke için çalışan herkesi siyaset ayrımı yapmadan herkese müteşekkir olmak lazım. Bu ülke için hizmet edenlere Allah razı olsun demek lazım. Bir daha da o günlere dönmemek için de tedbir almak lazım. Bugün şimdi eğer fırsatım olursa o risklere de geleceğim. Yani tabii bu kadar olmaz ama bakın sadece şunu söyleyeyim. 5,6 %60 faiz diyorsun kardeşim, işte az önce %99 enflasyondan bahsettim. %99 enflasyon olan bir ülkede %60 faiz olur. Oralarda negatif faiz vardı, reel faiz vardı. Şimdi o yüzden şimdi bir miktar Sayın Filiz lütfen.
Ben size bunların hepsini anlatacağım. Bak şimdi oradaki faiz lobisini de anlatacağım. Şimdi dolayısıyla Sayın milletvekilleri dinliyoruz. Şimdi arkadaşlar zorunuza gitmesin. Bakın ben diyorum ki bak burada bir teknisyen gibi, bir siyasetçi gibi bile değil. Bir teknisyen gibi açıklama, buna bile tahammül edemiyorsunuz. O kadar yalanla dolduruldu ki kulaklarınız, bunları anlayamıyorsun, kavrayamıyorsun. Lütfen böyle şey yapmayın. Lütfen. Bakın ben başarı nereden oldu, nasıl oldu, kimlerin de bu başarıyı devam ettirdiğini söylüyorum. Bozulan kısmını da söylüyorum. Bunları görün. 2008 sonrası bunlar bozuldu. Ve bozuluyor. Eğer bakın bugünkü gibi devam edersek, bugünkü kamu maliye yönetimiyle devam edersek bunlar bozulacak. Bakın Türkiye bir defa eksi büyüdüğünde 2006'da sıfırlanan kamu açıkları 2009 yılındaki negatif 4,8 negatif büyümemiz vardı, yani daralmamız vardı. Oz'da bütçe açığı %5,6'ya çıktı. Yani bunları yapısal olarak altını güçlendirmediğiniz zaman bir defa daralmayla bunların hepsi tekrar bozulacak. Çünkü o altyapı hazırlandı. Verimsiz harcamalarımız var. Birazdan onu Sayın Maliye Bakanı'nın bir konuşmasına atfen söyleyeceğim. Şimdi gelelim dış denge meselesine. Türkiye iç dengeleri bu anlamda az önce bahsettik bir miktar düzeltti, fakat dış dengeleri olağanüstü bozdu. Şimdi haksızlık etmemek için AKP'li 13 yılı, AKP öncesi 13 yılı bazı dış denge rakamları açısından bir mukayese yapalım. Şimdi 92-2002 döneminde Türkiye'nin verdiği cari açık Sayın Bakan 20.3 milyar dolar kümülatif. Yani 20 milyar, sadece 20 milyar dış kaynak kullanarak Türkiye ciddi yatırımlar yaptı, ciddi büyümeler elde etti. Bunları ben hep size gelişmekte olan ülkelerle mukayese olarak anlatıyorum. Ama AKP'li 13 yılda 468 milyar dolar cari açık verildi. Şimdi doğrudan yatırım geldi diyorsunuz ya, 468 milyar dolar cari açık veriyorsun. Elbette bunu bir yerden finanse edeceksin. Nereden finanse ettik? Birkaç kalemi söyleyeceğim. Gayrimenkul satışı 33 milyar. Bu ülkenin taşı toprağı yabancılara satıldı. 33 milyar dolarlık gayrimenkul satıldı AKP döneminde. 131 milyar dolar doğrudan yatırım geldi diyoruz. Doğrudan yatırıma karşı olduğumuz için değil. Doğrudan yatırım gelsin, ama doğrudan yatırım ne biliyor musun? Greenfield denilen yatırım değil. Hazır tesislerimizi sattık ve önemli bir kısmı da kamu bankalara geldi. Özel bankalara veya kamu bankalarına geldi. Yani hizmet sektöründe geldi. Hiçbirisi ciddi bir otomotiv yatırımı Türkiye'ye gelmedi bakın bu dönemde. Yani bunlara bakmak lazım. İmalat sanayi o yüzden %15'lere kadar düştü. 131 milyar dolar bu ülkenin İşleyen fabrikaları satıldı. Tabii 468 milyar dolar cari açık verince bunu yapmak durumundasın. Sonra ne yapıldı? 276 milyar doları da dış borçla finanse edildi. Dış borcumuz 276 milyar dolar arttı. Bakın size bir şey daha söyleyeyim. Faiz lobisi diyorlar ya. Faiz lobisi konusunu burada işledik birkaç defa. Kimin faiz lobisi olduğunu biz bu millete anlattık. Faiz lobisi kimdir? Faizciye kim kıyak yapıyorsa faiz lobisi odur. Burada geçenlerde daha bir ay geçmedi bir kanun çıkardık. Faizden sıfır vergi alan kanun. Asgari ücretten vergi alınıyor veya işte ekmeğin üzerinden vergi varken, suyun üzerinden vergi varken bu ülkede faizden vergi alınmıyor. Bunun iktisadi olarak da alınması gerektiğine ilişkin ben dünya kadar burada argüman geliştirdim. Sadece hani sosyal açıdan değil, iktisadi açıdan da bizim sermaye kazançlarını vergilendirmemiz lazım. Ama fırsat kalmadığı için oraya giremeyeceğim sanırım. Bir şey daha söyleyeyim size. Bakın faiz lobisi kimmiş? Yine 13 yıl. AKP öncesi 13 yıl, AKP sonrası 13 yıl. AKP öncesi 13 yılda yurt dışında, yurt içerisinde ödediğiniz faizin de bana göre bir problemi yok, şey yoktur. Yerine göre çok da sorun değil belki. Niye? Çünkü nihayetinde vatandaşını ödüyorsun. O da bankaya yatırıyor, onunla birisi yatırım yapıyor. AKP öncesi 13 yılda 62 milyar dolar, 62.6 milyar dolar faiz ödenmiş yurt dışına, yabancıya. AKP dönemlerine kadar ödenmiş 122 milyar dolar. Kim faiz lobisiymiş, kim yurt dışına ülkenin paralarını transfer etmiş, bunu milletimiz görecek. Bunlar böyle hiç kimse konuşmadığı için zannediyorsunuz ki bunlar bilinmiyor. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Bakın 20 milyar dolar cari açıkla 13 yıllık dönemde sizden önceki hükümetler özel artı kamu yatırımı olarak yıllık ortalama %21,6 yatırım yapmış milli geliri oran olarak. Bakın bu rakam çok önemli. Yani bakın 20 milyar dolar dış kaynak kullanıyorsunuz, milli gelirin %21,6'sı kadar 13 yıl boyunca üst üste yatırım yapıyor bu ülke. 468 milyar dolar cari açık yapıyorsunuz, dış kaynak kullanıyorsunuz, taşı toprağı satıyorsunuz, yaptığınız yatırım %20,4'tür AKP döneminde.
%1,2 önceki 13 yıla göre AKP döneminde özel artık kamu yatırımı eksik yapılmıştır. Dolayısıyla 26,5 milyar liradır bu 1,2 farkın, yani öyle küçük rakam değil. Eski parayla 26 katrilyon lira her yıl AKP döneminde önceki 13 yıla göre az yatırım yapılmıştır. Şimdi ülkenin meselelerine böyle bakmak lazım. Dolayısıyla buradan çıkarak ülkenin meselelerini çözmemiz gerekiyor. Vaktim kalmadı ama maddelerde Sayın